Hocam hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür seni ederim. Seni sahalarda görmeye alışıktık. Sonra göl başında seyrettik seni hoca olarak. Şimdi bir manada Adnan Erkan'ı Adnan Erkan yapan yerde sportif direktör olarak seni görüyoruz. Evet. Çok mutluyuz. Zor bir dönemde önemli bir göreve geldin. Neler hissediyorsun? İlk önce bir duygularını almak isterim hocam. Tabii bir 2000 yılında bu sahadan ayrıldığında bu testlerden çok büyük bir burukluk vardı bende. 18 yıl boyunca hep buraya gelmenin hep bir artık plan demeyeyim de hayalini kurdum. Çünkü hakikaten burayla çok özdeşleştik. Ankara Gücü benim yuvam oldu. Zaten 20 yıllık futbol hayatımda 3 takımda ziyadesiyle oynadım. Denizspor, Konyaspor ve Ankara Gücü. Benim kamuoyunun beni tanıması, bilmesi, milli takıma gitmem, kazandığım edinimlerim birçoğu burada oldu. Onun için yani burası benim için ayrı bir yer, yuvam. Ve bugün bu şartlarda, şartların ne olduğu, hangi ligde olduğu değil, önemli değil. Bugün burada olmam benim açımdan çok önemliydi. Çok mutluyum bu konuda. İlginç de transfer olduğum zamanda da Ankara Gücü belirli sıkıntılar içindeydi. Geldikten sonra hakikaten iyi bir oyuncu kadrosu, iyi arkadaşlarla büyük emekler verdik. O 7 senelik futbol hayatında hakikaten büyük başarılar kazandık. Ankara her zaman söylemişimdir, benim için mutluluğun başkentidir. Çünkü hayatımın belki en güzel yıllarını, en güzel günlerini burada geçirdim. O 7 yılın içi hep dolu dolu geçti. Tabii bir dönem, geçen de konuşmuştuk, Ankara Gücü sıkıntılı bir dönem yaşadı. O dönemi atlattı. Bunda hakikaten bunu inanarak söylüyorum. Mehmet Başkanımızın burada bir katkısı oldu. İkincilikte yapılandı. O hızla PTT'lik bir tekrar Süper Lig'e çıktı. Tabi bu süreci atlatmak çok kolay değildi. Yani neticede futbolcunun tecrübesi, teknik adamın tecrübesi, yöneticinin de tecrübesi çok önemlidir. Ben yürekten bir katkı sağladığı için akabinde çok hızlı PTT'likte bir yılı kalıp çok hızlı Süper Lig'e çıktıktan sonra geçen sene Ankara Gücü için, Ankara Gücü taraftarı için, Ankara Gücü yönetimi için, Mehmet Yiğiner Başkan için çok önemli bir yıldı. O bir şekilde hakikaten zor da olsa çok iyi atlatıldı. Şimdi Ankara Gücü'nün en büyük özelliği sıkıştığı anda, zor anda hep birlik beraberlik olmuştur. Diğer anlarda muhakkak surette daha iyi bulmak için, daha iyi oluşturabilmek için hep bir içeride muhalefet olmuştur. Ama sıkışıldığı anda bunu zaman içinde hep gördük, gösterdiler de. Biz bunu canlı yaşadık. Bugün zor bir dönemde miyiz? Baktığımız, yani nereden bakarsak o açıdan değerlendirmemiz gerekir. Yani geçen sene bilhassa ikinci yarıdaki süreç çok olumluydu. Onun ardından bugün yaşadığımız maddi sıkıntılar var. Bunun için çok büyük bir gayret sarf ediliyor. Ben hep yine aynısını söylüyorum. Bütün dinamiklerin harekete geçmesi lazım. Ankara Gücü Türkiye'de çok marka bir kulüp. Harekete geçmesi lazım. Biz bu süreci atlatalım, iyi transferlerimizi yapalım. Ondan sonra yine nerede, hangi alanda beğenilmeyen varsa eleştiriye muhakkak surette açığız. Ben bu süreçte daha da bir birlik beraberlik olması taraftarıyım. Biliyorsunuz Altay gibi çok genç yetenekli bir kardeşimizi Fenerbahçe'ye verdik. İşte Boyd ve Sakon'un durumu belli. Diğer birkaç arkadaşımız gitti ama en etkileyecek 3 isim var. Diğer bütün arkadaşlarımızı, geçen seneki o başarının mimarlarını tekrar yavaş yavaş toparlıyoruz. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda çözümler üretilerek, herkes gereğini yaparak bu takım bu zor süreci, en azından ekonomik süreci atlatıp belirlediğimiz, şu anda olgunlaştırdığımız ama zamanını bekleyen transferleri yaparak sezona başlarız ümidini taşıyorum. Süreç biraz gecikse bile, bu takımla başladığımızda bile o birlik beraberlikle, o taraftarın önünde bu arkadaşlarımızla elinden geleni yapacaklar. Bu ümitteyim. Siz göl başındayken de, Denizli'ye gittiğinizde de, Kahramanmaraş'a geçtiğinizde de bizim sohbetlerimizin konusu hep Ankara Gücü oluyordu. Siz hep Ankara Gücü soruyordunuz. Ne oluyor, nasıl bitiyor, nasıl durum? Doğru. Şimdi kritik bir zaman. Transfer yasağı kalkıp kalkmayacağı belli değil. Kalkarsa zaten iyi şeyler olacağını tahmin ediyorum. Mehmet Başkan da bahsetti. Sizin de hazırlandığınızı, kalkma üzerine hazırlandığınızı düşünüyorum. Evet. Ama biraz kötü senaryo üzerinden gidelim. Şimdi geçen sene ilk 11'de oynayan bir Altay yok, Boyd yok, Sako yok, DJ yok. Bir 4-5 futbolcu kadroda yok. Evet. Şimdi bu sezonda
takımlar çok fazla transfer yapmadı gibi gözükse de çok kuvvetli takımlar var. Ve sezonun kaderinin nasıl gelişeceğine dair bir çizgi belli değil. Yani ben 3 tane düşecek takımı şu anda söyleyemiyorum. Ne olur? Siz antrenmanları izlediniz, hazırlık maçlarını izliyorsunuz. Sürekli takım başındasınız ve bir şeyler görüyorsunuzdur. Yasak kalkmaması senaryosu üzerinden düşünce nasıl? Neler olur? Şimdi gerçekçi olalım. Yasak kalkmadığı anda yani negatif bir tablo çizmek istemiyorum. Yani sahaya sürebileceğimiz yeterli sayıda arkadaşımız var. Sadece biliyorsunuz güçlü bir yedek kulübesi ve alternatif oyuncular her zaman takımların durumunu belirleyici olmuştur. Bu anlamda yaşantı yaşayabiliriz. Ama şöyle bir tecrübelerim var. Çok geniş bir kadroyla başlıyorsunuz. Yine belirli oyunculara takılıp kalıyorsunuz. Bazen de elinizde yani 11 kişiyle başlıyorsunuz. 11 kişiyle sezonu tamamlıyorsunuz. Böyle çok ilginç tespitlerim var. Yani daha bilinçli, daha işin farkında arkadaşlar oluyor. Daha az sakatlık oluyor, daha az ceza alıyor, daha az itiraz oluyor. Daha bir farkındalık oluşturuyorlar. Yani ben şu aşamada böyle bir kötümser bir tablo çizemem çünkü önümüzde 25 gününe yakın bir transfer dönemimiz var. Yani bu zaman zarfında en az 3-4 tane maç oynayacağız. Elbette ki hani Ankara Gücü sahipsiz değil veyahut da bugün için zorlansak bile buna inanıyorum yani bunu canı yürekten inanıyorum. Biz 3-4 haftalık süreçte bu kadroyla hani sizin teoriniz üzerine gidiyorum. Bu kadroyla başladık. Yaşanabilecek olumsuzlukların çok kısa zamanda telafi edileceğiyle ilgili de bir kamuoyu oluşacaktır. Ama ben istiyorum ki böyle bir sürece girilmesin. Yani kötü bir durumda biz el birlik olup da bütün birleşip para toplayıp ne bileyim paranın toparlanarak yani bu işe girmektense yapılabilecekleri bugün en kısa zamanda en yetkili en değerli ağızlardan şekilde tamamlayıp biz belirlediğimiz isimleri bir an önce takıma kazandırmak, onların uyumu, takımla beraber antrenmanı, form durumları yani bunları sağlamamız gerekiyor. Ben dediğim gibi eldeki kadronun lige başlayabilecek, eğer şu anki bir sakatlık veya herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman başlayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. 25 gündür de bu arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Hedef ilk başlayacak Konyaspor maçı ve akabindeki diğer maçlar. Ama ben inanıyorum yani bu camia o birlikleri sağlayarak transfer açacaktır. İyi senaryo üzerinden gidelim. Transfer yasağı kalktı. Evet. Kaç transfer öngörüyorsunuz siz ve hangi mevkilerde öncelik olacak? Ya bu şu anda çok belli. Yani geçen seneki defans hattımızı koruyoruz. Alternatifleriyle yeterli değerli arkadaşlarımız var. Orta sahada sanki şu anda böyle bir ihtiyaç görünüyor. Kaybettiğimiz oyuncuların yani işte Altın yerine bir kaleci olabilir. Sako ve Boydun yerine birer tane kenar oyuncusuyla kapatabiliriz. Belki sezon içindeki rekabeti arttırma daha fayda sağlama anlamında bir hücumu arttırıcı hücum bölgesine değerli bir arkadaşımızı da alıp orada çok yönlü bir alternatif oluşturabiliriz. Yani benim bu şahsi görüşüm elbette ki başkanımızla da konuştuk, hocalarımızla da konuştuk. Yani 5-6 oyuncuyla biz hakikaten ses getirecek bir takım yapabiliriz bu sene. Evet, yani bizim de beklentimiz açıkçası o çünkü aslına bakarsanız çok kötü olmayan bir iskelet var. Var. Geçen seneden bekleyen, büyük oranda korunmuş bir takım var. Vallahi iyi niyetli düşünelim diyorum. Karamsar olmak sizin dediğiniz gibi de şey. Peki Adnan Erkan sadece sportif direktör boyutunda mı kalacak? Yoksa kulübün uzun vadede ben kulübün çocuğuyum. Ya ben buraya gelirken yani, sorumluluk almaya başlayacak mı? Ya bu sorumluluk yani yetki verilmez alınır derler. Elbette ki benim buradaki performansım, geçmiş yıllarda yaşadığım her ne kadar alt liglerde çalışmış olsam bile futbolun dili bir, yaptığımız iş bir. Sonuçta muhatap olduğumuz kişi insan. Bütün insani değerler üzerinden tecrübelerimizi yansıtıp yani futbolun içinden gelmem benim için büyük bir artı. Bu camianın içinde yetişmiş olmam büyük bir artı. Belli bir tecrübemiz var. Bunlar artı. Bunları değerlendirebilirsem bana şu anda inanılmaz olumlu bir destek var. Ben bunun farkındayım. Bu olumlu desteği sürdürebilmem için cami olarak iyi şeyler yapmam lazım. Bunun da farkındayım. Ben en azından yürekten elimden gelen her şeyi yapabileceğini sonuna kadar yapacağım. Bununla ilgili bana hangi açıdan destek istenirse onu yapmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. O yaşadığım 7 yıl tribünün önüne çıktığımda taraftarla bütünleştiğimiz o güzel duygunun ben yine aynı şekilde hayatımın geri kalan kısmında devam etmesini istiyorum. Çünkü ben bu işi yarım bırakmak istemiyorum. Bu farklı bir sevda. Bunun devam etmesini istiyorum. Son sorum hocam. Şimdi bir kısım taraftar özlemle hatırlıyor. Bir kısmı hiç görmedi.
bir kısmı da belki de hatırlamıyor. Tamam. Bir Ankara derbisi heyecanı vardı. Size Ankara derbileri futbol oynuyorken neler hissettiriyordu? Şimdi o heyecan bir hafta kaldı işte. Bir haftadan az kaldı Ankara derbisi. Maalesef Şekali... Şimdi ne hissettiriyorsun? Evet, evet. Bizim oynadığımız dönemlerde gerçekten derbi mahiyetinde geçerdi. Dışarıda dost olsak bile saha içinde inanılmaz bir rekabet vardı. Hatta öyle hale gelirdi ki gençlerde oynayan buraya transfer olmaz, burada oynayan arkadaşımız oraya gitmez ya da gidemezdi. O şekilde bir rekabet vardı. Yani o rekabet bazen kaliteyi getirir, bazen tatlı bir enstantaneler yaratırdı. Şimdi modern futbolun içinde artık rekabet kavramları daha da farklılaştı. Sırt sırta gençler bile olmamız dolayısıyla ondan sonra hocalarımız buraya geldi, bizim hocalarımız oraya gitti, değişik oyuncu arkadaşlarımız transferler oldu. Yani ben bunu makul buluyorum ama yine de o kemikleşmiş rekabetin her zaman Ankaracı gençler bile arasında devam etmesini de arzu ediyorum. Çünkü o rekabet hep kaliteyi getirdi, güzellikleri getirdi, futbolcu arasındaki sahadaki o hırsı, agresifliği getirdi. Ama dışarıda her zaman dost olduk. İşte Ankara derbisinin aslında en güzel kritik noktası burası. Komşu şehir takımları, hatta aynı şehir takımları genelde birbiriyle kavgalı gürültülü olur. Ankara'da öyle bir kavga gürültü ortamı yok. İki kardeş kulüp ama sahada da muhteşem bir rekabet var. Var. Ben çok özlemiştim Ankara derbilerini. Bu TSE'de kupası aslında derbinin de bir provası. Asıl derbi 6. hafta. Yani şimdi şöyle şu konuda yaklaşayım. Ankara Türkiye'nin başkenti, merkezi, her kültürü içinde barındıran ama gerçekten kendini geliştirmiş insanlar topluluğunun oluşturduğu bir şehir. Yani ben Ankara'dan öncesi ve Ankara diye hayatımı hep bir yani hesabını o şekilde yapmışımdır. Biz burada hakikaten birçok şeyi, birçok özelliği öğrendik. Protokol şehri. Yani çok düzgün insanların, rekabetin çok sağlıklı yapıldığı, siyasetin yönetildiği bir şehir. Onun için yani ben Ankara'da farklı bir şey bekliyorum. Yani burada her zaman rekabet olur, kavga olmaz. Hep Ankaracı taraftarını kavgacı bilirler. Biz onların için 7 sene kaldığımda onların ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Hep kazanma duygusunu en zirvede yaşayan, takımına bağlı, takımına inanılmaz sevdalı, her ortamda onu destekleyen, her ligde destekleyen bir taraftar olduğu için yani ben hiçbir zaman o kategoriye koymadım. Biz, belki de futbolcunun Ankaracı taraftarını sevmesindeki en büyük etken onun o samimiyetini alması, taraf tribüne çıktığında, sahaya çıktığında o tribünlerin verdiği o enerji, sinerji. Onun için bizim için oynadığımız dönemlerde de sonra ayrıldığımız dönemde de taraftarın ayrı bir yeri var. Kulübümüz farklı bir kulüp. Her türlü zorluktan her zaman anlayışıyla çıkmıştır. İçeride hiçbir zaman, hiçbir dönemde yaşanmamıştır futbolcuların kendi aralarında kötü bir senaryo yaşanmamıştır. Bunlar Ankaracı'nın hep kültürüdür, artısıdır. Bizi de belki de beni en ümitlendiren içerideki futbolcu topluluğunun ama kim gelirse giderse hep bu sağlıklı bir ilişki yaşanmıştır. İletişimi yaşanmıştır. Ben onun için ümitliyim. Hiçbir zaman ümitsiz olmadım. Bu derbiyle de bestürsün hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Daha çok çok bu mikrofonu size uzatırız. Daha çok çok var olduğumuz lazım. Müddetçe biz Ankaracı'nın değerlerini her zaman en zirvede tutmak için o kültürü en alttan alan birisi olarak ben bunun gayretini göstereceğim. Yani artık güncel rekabetin içinde kısır çekişmelerle ben sansasyon yaratan yapılarda değil o kültürü taşımak istiyorum. Yani benim tek idealim kendi kişiliğimi, kariyerimi, karakterimi bulunduğum ortamlarda öncelikle dostlarıma, arkadaşlarıma, sonra sorumlu olduğum insanlara ve futbolcu grubuna benim bu saatten sonraki görevim olur. Bizden ne şekilde faydalanmak istenirse de o şekilde katkı sağlamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.